Babamla tanışacakmışız. Annem artık onun kızı olduğunu söyleyecekmiş babama. Sence beni sever mi? Ama seni kesin sever. Hem de çok sever bence. Günaydın. Nasıl? İyi uyudun mu? Bak, senin için en sevdiğin şeyleri hazırladım. Kifla. Lütfen insan. En sevdiğin. Ve tabii ki sen onu... Pırlenkasız yemez. Küçükken tuttururdun. Pırlenli Lutisa. Pırlenli Lutisa diye. Otur, otur ne olur. Acaba... eskisi kadar güzel yapabilmiş miyim? Ben yanıtımı aldım. Ben de. Sıla'm. Sıla'm. Güzel kızım. Ama benim merak ettiğim hala çok fazla şey var. Tamam. Konuşacak çok zamanımız olacak. Hı hı. Artık sana kavuştum ya. Ölsem seni bırakmam. Peki Bora'nın söyledikleri doğru mu? Ne söyledi Bora? Bana buranın adresini verdiğinde ahtapotun tepesindeki bir ismin karşılayacağını söylemişti. Doğru söylemiş. Ne o? Yoksa buna sevinmedin mi? Son 15 yılımı Çin'de geçirdim.
Ondan önce birkaç yılda Rusya'daydım. Çin'deki görevim bana çok şey öğretti. Orada çok büyüdüm. Peki babam? Sacit. Bu hayatta beni en çok üzen de, en çok mutlu eden de Sacit oldu. Peki biliyor mu? Onun kızı olduğunu biliyor mu? Hayır, bilmiyor. Ama çocukken bu hani kaçırıldığımız gün, o gün her şeyi anlatacaktım demiştin. Babana bütün olan bitenleri söyleyeceğim demişti. Ama yapamadım işte. İyi ki de yapamamışım. Neden? Çünkü Sacit işiyle evliydi. Seni de beni de işinden daha çok sevemeyeceğini, hatta hiçbir zaman sevemeyeceğini anladığımda onu terk ettim. Ama sen doğduktan sonra seni tanıdı. Hiçbir zaman kendi kızı olduğunu bilemedi tabii. Neyse, bu çok büyük bir bencillik değil mi sence? Sen ne sanıyordun? Senin onun kızı olduğunu öğrendiğinde seni sevecek mi sanıyordun? Bağrına mı basacak sanıyordun? Sahiplenecek mi sanıyorsun? Sen artık kocaman bir kız oldun. Büyüdün. Bir takım masallarla seni oyalamamı bekleme benden. Tamam mı? Hem gerçekleri bilirsen görevini yapman kolaylaşır. Görevim? Sacit'in ölmesi gerek. Ne? Ama bunu daha sonra konuşalım, olur mu? Daha çok vaktimiz var. Daha fazla kızma ona. Anne ile kız arasındaki bu gerginliği hafifletmek için kendi yöntemleriyle bir şeyler yaptı işte. Nereye gidiyoruz peki? Beraber gitmiyoruz bebeğim. Benim tek başıma yapmam gereken önemli bir görüşmem var seninse. Suriye'de çok önemli bir görevin var. Nedir o görev? Sacit diyorsan onun için daha zaman var. Suriye'de Boran seni bekliyor. Boran'la mı?